İki çeşit insan vardır. Bazıları paralarını son çıkan ürünlere harcar. Bazıları ise para biriktirmenin çeşitli yollarını arar. Savurganlar ve tutumluların ikisi de çay içmeyi sever. Tek fark ise savurganların büyük bardak çayları ve lezzetli atıştırmalıkları olmasıdır. Belki de onları ziyaret etmeliyiz. Bu harika bir fikir ve bir kazan kazan durumu. Bu bir ev değil ki. Adeta sallama çay cenneti. Nereye bakacağımı bilemiyorum. Wow! Bir sürü çay! Hey Helen! Ahududu çayı ister misin? Tabii ki. İkramları kim yapacak? Ama bekleyin. Burada fazla var. Her bardağa bir çay mı? Ne israf ama. Helen ve Akın'ın böyle olmaması çok güzel. Çay çok sert olunca hoşumuza gitmiyor. Bir tane yeterli. Ve ikincisi, onu alalım. Böylece ev sahiplerini kırmamış oluruz. Herkesin kendine göre gariplikleri var. Aa, tamamen unutmuşuz. Tatlı olmadan çay içilir mi hiç? Bir kişiye koca bir pasta mı? Bununla ne yapacağımızı bilemiyoruz bile. Buyurun utanmayın. Hepsi sizin. Rüya görmediğimizde emin misin? Cimcikle beni. Süt içmek iki kat lezzetlidir. Yanında kurabiye yersen tabii. Ufak bir atıştırmalığı ne dersiniz? İyi fikir. Ama sorun şu ki bütün tabaklar kirlendi. Aa, olamaz. Yıkamak için çok tembelim. Bu da sorun mu? Hadi çözelim. Merhaba kuryemi. Yeni tabaklara ihtiyacımız var. Bir telefonla yeni bir tabak takımı yolda. Eski takıma ne olacak? Atın gitsin ne olacak? Yıkamayla vakit harcamayın. Ve işte sipariş de geldi. Üstü kalsın. Wow. Wow, harika. Sonunda yiyebileceğiz. Yeni tabaklarla daha lezzetli olduğunu düşünmüyor musunuz siz de? Para biriktirmek alışverişi bırakmak anlamına gelmez. Tutumlu insanlar biraz farklı yapar sadece. Harikalar ama bu fiyat da ne? Hangi kafayı yemiş insan bu kadar harcar ki? Akın şu ısıtıcıya bir baksana. $3 mı? O kadar pahalı değilmiş. Alalım mı? Buna bu kadar verilir mi? Kafayı mı yedin? Bakalım indirime girecek mi? Acaba ne kadar daha bekleyecekler? Akın'ın sakalı uzadı ve Helen'in de dip boyası yaptırması gerekiyor. Sonunda oldu. Beklemeye değdi. Şimdi tut da kasaya götürelim. Büyük müsriflerin asıl problemi paradır. Er ya da geç paraları biter. Nasıl olur? Hiç kalmamış mı? Sadece yemeğe yeter. Bu da dikkatli olmalıyız demek oluyor. Aa, baksana. En sevdiğimizden. Ne harika bir zürafa. Sadece $12.99. Mükemmel bir teklif. Tam ihtiyacımız olan şey. Cenk ve Alara onsuz yaşayamayacaklarını düşünüyorlar. Son paralarını bile ona harcayabilirler. Wow, bu çok havalı. Zürafa burada daha iyi bile göründü. Wow. Ama bu onları açlıktan kurtaramayacak. Ah, hayır. Yemek almak istemiştik. Ne oldu? Helen para biriktirmede bir numaradır. Cimrilik konusunda bir kez dahi yazabilir. Eğer tüm apartman için tek bir ampul kullanırsanız epey para biriktirirsiniz. Ve ufak parçalar halinde kullanırsanız tuvalet kağıtları da yeter. Ortadan ikiye de ayırın tabii.
birazcık su akıtın. Tüm depoyu harcamanıza gerek yok. Birazcık su iş görür. Ampulü çıkarmayı da unutmayın. Akın da ucuz mallar biliminde doktora yapabilir. Tüm parayı sakladığında ampulü sökebilir. Özellikle tüm aile bunu kullanıyorsa. Helin ve Akın ilişkilerinde çok mutlu. Bir dakika, tırnaklarımı keser kesmez lamba sırası sende. Keyifli okumalar. Ben de karanlıkta otururum. Ayın en güzel günü hangisidir sizce? Tabii ki de maaş günüdür. Alara ve Cenk dört gözle bekliyorlar. Bir gün sonra maaşlarına kavuşacaklar. Oley! Dünyanın kralları kimmiş şimdi? Ama maaş gününün kötü bir yanı daha vardır. Para çabuk bitiyor. Aa, olamaz. Yine beklememiz gerekecek. Bir sonraki ödemeye ne kadar var? Nasıl dikkatli olunacağını bilen birileri varsa onlar Akın ve Helin'dir. Her şeyi dikkatlice kullan ve böylece uzun sürerler. Plastik kurtarmaya hazır. Fazla harcama yok. Ups! Ne yapıyorsun sen öyle? Parayı yere mi atıyorsun? Hepsini sakla ve utandırma beni sakın. Wow! Para yastığı tutmamız gerek. Eğer erkek ne yapması gerektiğini çok iyi biliyorsa ideal bir ilişki budur. Tatlım hangisi? Aa, ne kadar da ilginç. Buna ne dersin? Tabii ki de Alara doğru tahmin etti ve yeni bir telefon kazandı. Harikasın tatlım. Bu çok güzel. Teşekkür ederim. Şımartmayı çok iyi biliyorum. Ne istersen alırım sana. Eski telefonumu ne yapacağız? Kimin umrunda? Diğerlerini yanına koy. Wow, harikasın hayatım. Hayat arkadaşınızın doğum günü önemli bir gündür. Akın hediye seçmeye çalışıyorum ama fiyatlar korkutucu. Aa, ne kadar bu? En hoş şeyler neden bu kadar pahalı olur ki? Tüm dükkanda yeterince iyi bir şey yok mu? Tabii ki de var. İndirimli bölüme geçmen gerekiyor. Babamı seviyorum mu? Garip bir yazı, evet ama fiyatı ucuz. Elim buna bayılacak. Senin için bu. Doğum günün kutlu olsun. Ama Helin pahalı hediyeleri sevmez. Delirdin mi sen? Ne kadar harcadın buna? Asıl şeyi gözden kaçırıyorsun. İndirimdeydi. Ucuz bir bardak mı? Bu harika bir hediye. Hep böyle bir hediyenin hayalini kurmuştum. Para gelip geçicidir. Ancak yemek öyle değil. Akın iyi bir akşam yemeği için biraz para harcamaya hazır. Ama Helin'in başka planları var. Evinizin önüne ev satın alındı ilanı koyarsanız komşularınız eve yeni taşındığınızı zanneder. Ve bizim komşularımız kim? Evet doğru. Büyük savurganlar. Yeni komşularına kesinlikle hoş geldin ikramı getirecekler. Alara ve Cenk'in içine doğmuş. Çoktan kapıyı çalıyorlar bile. Selam. Biz sizin yeni komşularınızız. Teşekkür ederiz. Gerçekten çok meşgulüz. Görüşürüz. Yeni komşular biraz garip. Bu arada sana da tanıdık gelmediler mi? Tutumlu ve savurgan insanlar hakkındaki skecimizi sevdiniz mi? Hangi hayat tarzı sizinkine daha çok benziyor? Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızın hiçbirisini kaçırmazsınız.